Merhaba sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Yılın ilk 3 ayını bitirdikten sonra şimdi geldik Nisan ayına. Nisan ayında çok dop dolu bir gündem karşılayacağız. Geri harekette olan Venüs'ün ileri harekete geçtiğini, iletişim gezegeni hınzır hareketli Merkür'ün geri harekete girdiğini, otorite, disiplin ve kariyer anlamında sembolize edilen Satürn'ün geri harekette olduğunu göreceğiz. Aynı zamanda savaş, aksiyon gezegeni Mars İkizler Burcu'na geçecek. Terazi burcunda bir dolunay, boğa burcunda yeni ay, yani çok dop dolu bir gündem bizi bekliyor. O zaman şimdi gelelim sizin burcunuzun alacağı etkilere. 3 Nisan'da geri harekette olan ilişki ve para gezegeni Venüs balık burcunda retro hareketine geçecek. Yani sizin ortaklaşa gelirler alanınızda. Burası biraz krizlerle alakalı bir evdir. Maddi anlamda zorlanmalar gündeme gelebilir. Standart, normal düzende akan bir geliriniz olsa bile harcamalarınızın daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Gelir gider dengenizi kurmakta zorlanabilirsiniz. Aynı zamanda yakınlarınızla, eşle ve yakın dostlarla olan iletişimle de alakalı bir ev olduğu için ilişki anlamında zorluklar, kıskançlıklar ve güç savaşları gündeme gelebilir. 3 Nisan'da Satürn gezegeni, yani disiplin, otorite, kariyer hayatını anlatan Satürn gezegeni Yay burcunda geri durakla birlikte geri hareketine başlayacak. Burası sizin aşk hayatınız ve eğer ki ebeveynseniz çocuklarınız olan alanı yönetiyor. Şimdi uzun bir zamandır zaten siz Satürn'ü burada tecrübe ediyorsunuz. Belki aynı zamanda sizin güneşinizin yaşamsal canlılığınızın olduğu bir alan olduğu için belki bir süredir kendinizi bitkin, eskisi kadar sosyal hissetmiyor olabilirsiniz. Dostlarla bir arada olmak artık eskisi kadar cazip gelmemiş olabilir veya çocuklarınızla ilişkilerinizde belki biraz sınandığınız, onların eğitim hayatlarıyla ilgili zorlandığınız olaylar yaşamış olabilirsiniz. Nisan'dan itibaren Ağustos ayına kadar Satürn'ün buradaki geri hareketiyle birlikte bunları biraz daha yoğun hissedebilirsiniz. Akan projeler, işler, sosyallik, eğlence anlamında belki sınırlamalar sizi üzebilir. Aynı zamanda hayatınızda bir partner varsa, belki duygusal anlamda uzaklaştığınızı görebilirken, eğer ki hayatınızda biri yoksa uzun süre kalacak bir partnere de merhaba diyebilirsiniz. 8 Nisan'da Venüs'le, retro Venüs'le Satürn arasında bir kare açı gündeme gelecek. Bu dönemde geçmişten gelen bir para veya zihninizde kurguladığınız bir iş konusunda bir yatırım kararı aldıysanız, eski bir arkadaşa veya bir sevgiliye yeniden şans verdiyseniz, geçmişle alakalı belki yeniden sınandığınızı görebilirsiniz. Çünkü 21 Nisan'da bu kare açı yeniden tetiklenecek. O zaman retro bitmiş olduğu için siz önünüzü daha net görebilme şansına sahip olacaksınız ve belki yeniden sorgulama ve önünüze farklı bir şekilde devam etme kararı alabilirsiniz. 8, 9 ve 14 Nisan arasında gökyüzünde öncü burçlarda bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Güneş Koç burcunda, sizin 9. evinizde, Uranüs de orada olacak. Plüto çalışma hayatınızla alakalı Oğlak burcunda, terazideki Jüpiter de sizin 3. evinizde retro olarak gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşturacaklar. Bu süreçte eğer ki çalışıyorsanız atacağınız imzalara, alacağınız kararlara, çalışma hayatınızla ilgili birlikte çalıştığınız otorite figürü olan insanlarla diyaloglarınızda, ilişkinizde gerginliklerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu gergin enerji o günlerde herkese etkileyecek ve tahammülsüzlükler görülebilecek. 7 Nisan'dan itibaren iletişim gezegeni, o bizim hınzır dediğimiz diyalogları, yazışmaları, konuşmaları sembolize eden Merkür, Koç Boğa burcunda geri hareketine başlayacak. Yani sizin kariyer alanınızda. Geçmişle bağlantılı, eskide kalmış yeni bir projenin yeniden önünüze geldiğinizi görebilirsiniz. Belki sizin hayatınızda çok önemli olan bir takım yaşı sizden büyük insanlar veya eski dostların hayatınıza yeniden girmek istediğini görebilirsiniz. Fakat bu dönem yeni ilişkilere şans vermek için çok uygun bir dönem olmayacak. İş değişikliği yapmak anlamında da çok tavsiye etmiyorum. 20 Nisan'la 6 Mayıs arasında Merkür geri hareketini Koç burcunda, yani sizin 9. evinizde devam edecek.
Bu demektir ki o dönemde Nisan'ın ortasından itibaren ilişkilerden doğabilecek kararlara, imzalara, konuşmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Yurt dışı bağlantılı işlerde yapıyorsanız, akademik bir mesleğiniz varsa, yabancı kültürlerle ilgileniyorsanız bu dönemde basın yayın da olabilir aynı zamanda. Basın yayın konularında, gazetecilik, kitap vesaire gibi konularda gecikmeler, imzalar, bir takım aksaklıklar gündeme gelebilir. Yeni projelere ve yeni ilişkilere şans vermek için çok uygun bir dönemde olmayacağız maalesef. 11 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir Dolunay gündeme gelecek sizin iletişim, imza ve kararlar evinizde. Şimdi ayın ilk günlerinde aldığınız bu kararlar, bir takım projelerle ilgili geliştirdiğiniz düşünceler Dolunay zamanında nihayetlenme şansı bulabilir, sona gelebilirsiniz. Veya burası aynı zamanda sizin kafa ve zihin yapınızı anlattığı için o günlerde zihinsel olarak kendinizi yorgun, uyku düzensizliklerini yaşarken görebilirsiniz. Biraz agresyon getirebilecek bir alandır. İletişiminize dikkat etmenizi tavsiye ederim. 18 Nisan'dan itibaren Venüs Balık burcunda, yani sizin ortaklaşa gelirler alanınızda retro hareketini bitirip düz harekete geçecek. Ayın o gününe kadar gelir anlamında sıkışıklıklar, gelir gider dengesizliği yaşadıysanız bugünlerden itibaren işlerin biraz daha maddi anlamda yoluna girdiğini, kendinizi daha rahat hissettiğinizi görebilirsiniz. Mars gezegeni, hareket, aksiyon, atraksiyon gezegeni Mars 21 Nisan'da İkizler burcuna geçecek sizin 11. evinize. Bugünlerden itibaren aslan ve yükselen aslanların hayatının, sosyalliğinin daha fazla hareketleneceğini, arkadaşlarla, dostlarla daha fazla dışarıda zaman geçireceklerini söyleyebilirim. Aynı zamanda çalışıyorsanız kariyerden gelecek gelirlerinizi arttırmak için yeni fırsatların peşine daha fazla koşabilirsiniz, efor sarf edebilirsiniz. Kısacası geleceğiniz garantiye almak adına çok daha istekli ve kararlı olacağınız günlerde olacaksınız. 26 Nisan'da Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek sizin kariyer evinizde. Yeni ay, yeni kararlar, yeni olaylar, yeni oluşumlar, hayatımıza açılan yeni bir pencere demek. Sizin kariyer alanınızla alakalı. Çalışan aslan ve yükselen aslanların bu dönemde zihinlerine çok farklı, orijinal fikirler gelebilir. Bunu yaşı sizden büyük, otoritesine güvendiğiniz kişilerle danışıp onlardan fikir alma anlamında destek görebilirsiniz. Özellikle kadın figürlerden gelebilecek desteklere kariyer anlamında açık olacağınız günlerde olacaksınız. Aile ilişkilerinizle alakalı, aile büyüklerinizle ilgili alanda da bir takım yeni oluşumlar gündeme gelebilir. 28 Nisan'dan itibaren Balık burcundaki Venüs'ün Koç burcuna girdiğini göreceğiz. Koç burcuna girdikten sonra sizin biraz kapalı ve krizli dediğim alandan çok daha açık, sizin enerjinizi daha güzel hissedeceğiniz, belki imzaların, kararların, çalışan aslanlar için söylüyorum, daha tıkır tıkır işleyeceği, ilişkiler yoluyla gelebilecek diyalogların, atılacak imzaların, hatta yurt dışı bağlantılı işler olabilir, basın yayın olabilir. Buralardan gelecek projelerde özellikle kadın figürlerden veya ortaklı işlerden para ve kazanç elde edeceğiniz günlerde olacaksınız. Nisan ayında tüm aslan ve yükselen aslanlara çok güzel bir ay diliyorum.